Merhaba arkadaşlar, bugünkü konumuz kulak, Slayton TV'si aşağıda. Evet, başladık bakalım kulak neymiş? Biliyorsunuz duyu organlarımızdan bir tanesi kulak, ne işe yarar bakalım. Kulak dediğimiz yapı arkadaşlar hem işitmeye yarıyor, aynı zamanda belki bilmeyen arkadaşlarımız vardır, dengede organımız aynı zamanda. Peki neden işitme ve denge bunlara nasıl yapıyor, nasıl yarıyor onlara bakalım. İşitme dediğimiz yapı arkadaşlar bizim gelen ses dalgalarını kulak reseptörler yardımıyla bu uyarıyı alıp bunları arkadaşlar ilgili nöronlara ileterek nereye iletilmesini sağlıyor? Beyne iletilmesini sağlıyor. Aynı şekilde denge reseptörleri de burada bulunuyor ve bu denge reseptörleri aldığı uyarıları kendileri için gerekli olabilecek nöronlara verip sonrasında bunların beyne iletilmesine neden oluyor. O halde asıl elemanım kim? Benim beyin. Yani hem işitmeyi hem de dengeyi aslında beyin algılıyor. Bunu yaparken kulağa nasıl bir ihtiyaç var demek ki? Kulak da bunları algılayabilecek ve bunları ilgili nöronlara iletebilecek reseptörler var. O yüzden kulak işitme ve denge organımızdır diyoruz. Yani işitme de denge de aslında kulakta gerçekleşmiyor. Asıl işi yapan beyin, ama biz ne diyoruz? Bunları algılayabilecek ve bunları nöronlara iletebilecek yapılar, yani reseptörler kulakta olduğu için işitme ve denge organımızdır diyoruz arkadaşlar kulakla ilgili. Daha önce beyincik ile ilgili de bir şeyler söylemiştik. Hatırlarsanız beyni anlatırken denge yapımız, denge merkezimiz diye söylemiştik. Neden böyleydi? Çünkü hem kulaktan denge sinyallerini alıyordu, hem de gözle ilgili görme sinyallerini alıp bunları birleştirip dengede kalabilmemizi sağlıyordu. Beyincik, tabii ki o da yine beynin parçalarından bir tanesi. Kulak konumuzu dağıtmayalım. Evet, baktık. Dış kulak, orta kulak ve iç kulak olmak üzere 3 kısımda inceliyoruz biz kulağı arkadaşlar. Dış kulak ses dalgalarını topluyor ve orta kulağa iletiyor. Orta kulağa gelen ses dalgaları ne yapıyor? Gelen ses dalgalarını orta kulak şiddetini arttırıyor ve bunları nereye iletiyor? İç kulağa iletiyor. Asıl işi gören, yani reseptörleri barındıran kim? İç kulak. İç kulak aldığı bu ses dalgalarını reseptörler yardımıyla algılayıp bunları duyu nöronlarına aktarıyor. Duyu nöronları da bunları ne yapıyor? Beynin ilgili bölmesine ileterek işitmenin gerçekleşmesini sağlamış oluyor arkadaşlar. Dış kulak nerelerden oluşuyor? Dış kulak kulak kepçesi ve şurada gördüğünüz kulak yolundan oluşuyor. Burada görmüş olduğunuz kulak zarı dış kulağı kulağın diğer elemanlarından ayırıyor. Yani kulak zarı dış kulak ile orta kulak arasında bir böyle arkadaşlar set görevi görmüş oluyor. Dış kulak sadece karada yaşayan memelilerde bulunuyor. Bakın burada eşek örneğini, fil örneğini, ayı örneğini ve tavşan örneğini verdik. Bizde de var tabii ki, bunlardan biraz daha küçük olan bir kulak kepçemiz var. Memelilerden denizde yaşayan örneğin balinalarda böyle bir kulak kepçesi ya da dış kulak görmüyoruz, biliyorsunuz ki. Kulak kepçesi ne işe yarar? Bir kere kepçe diyoruz. Hani biz tencerenin içerisinden kepçeyle ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradan işte çorbayı, artık alacağımız şey her neyse, onu alıp topluyoruz. Tıpkı onun gibi dış kulakta bulunan kulak kepçesi de arkadaşlar, dışta bir sürü ses var. Onlardan bir kısmını ne yapıyor? Kepçe gibi alıp nereye doğru iletiyor? Buradaki kulak yoluna doğru iletiyor. Gelen bu ses dalgaları arkadaşlar buradaki kulak zarını ne yapıyor? Titreştiriyor. Kulak yolunda biliyorsunuz ki kulak kiri salgılayan bezler de bulunuyor. Bunlar işte mukus tabakası da var aynı zamanda. Kulak kiri ne yapıyor? Kulağa giren maddeleri tutuyor. Yabancı mikrobik maddelerin vücuda girmesini engelliyor. Dolayısıyla bunları temizlerken çok dikkatli olmak lazım. Sadece şöyle görünür yerleri temizlemek lazım. Özellikle kulak çubuğunu çok böyle derinlere daldırmamak lazım ki burayı ne yapmasın arkadaşlar? Tıkamasın diye. Evet, bizim mottomuz ne? Bizim mottomuz eğlenerek biyoloji öğrenelim, hafıza teknikleri kullanalım. Amacımız bu. O yüzden birazcık da eğlence katmak istedik bugünkü videomuzda. Biliyorsunuz ki Harry Potter'ın da Bertie Bott's'ın böyle küçük küçük şekerlemeleri vardı. Hadi bugün sizinle bir böyle challenge yapalım. Nasıl bir challenge yapalım? Elimizi daldıralım ve İki tane şeker seçelim. Sizden isteğimiz aşağı yorumlar kısmına birinci şekerde bu seçeneklerden en çok hangisini yemek istersiniz? O çıksa kesin yerim dediğiniz bir tanesini yazmak. İkinci seçeneği de
Ah asla, bunlardan bir tanesi mesela işte kir, solucan, kulak kiri, artık hangisini seçerseniz onlardan bir tanesini kesin yemem dediğinizi yazmanız. Ama isteğimiz birden çok değil, yani bir tanesini en çok sevdiğinizi, bir tanesi de kesinlikle yemem dediğinizi yazmanızı istiyoruz. Evet, bakalım nasıl cevaplar gelecek, bize merak ettik. Orta kulağa geldik, dış kulağı bitirdik. Orta kulak arkadaşlar, kulak zarı ile başlayan odacıklar sistemi. Bakın şurada kulak zarı vardı. Hatırlarsanız burası kulak yoluydu. Burası da kulak zarı. Şurada bakın çekiç, örs, üzengi denilen 3 tane kemiğimiz var. Bunlar vücudumuzun en küçük ama en tatlış kemikleri. Bir sürü kocaman görevleri var. O yüzden biraz sonra göreceğiz onların görevlerini de. Çekiç, örs, üzengi, bakın görevleri şöyle. Görünüşleri pardon. Burası çekice benziyor. Bakın gördüğünüz gibi çekice benziyor. Örs dediğim yapı da bu demir dövülen, üzerinde demirlerin dövüldüğü, özellikle eski Türk filmlerinde falan çokça görürsünüz. Öyle bir yapı buradaki örs de, ona benzetilerek yapılmış. Üzengi de bu, hani ata falan binerken böyle ayaklarını koyuyorlar ya, onun gibi, ona benzediği için bu kemiğe de üzengi kemiği denilmiş. Dediğimiz gibi arkadaşlar en küçük kemikler vücudumuzdaki bunlar. Ne yapıyorlardı? Amacı neydi? Şimdi dış kulak sesi topladı, kulak yoluna iletti. Eğer bu da herhangi bir pislik vesaire varsa kulak kılları ve buradaki kulak kirleri onu engelledi. Gelen ses dalgaları ne yaptı arkadaşlar? Buradaki kulak zarını titreştirdi. Titreşen kulak zarı bu titreşim nereye aktardı? Çekiç, örs ve üzengiye aktarmış oldu. Çekiç, örs ve üzengiye aktarılan bu ses dalgalarını, bunlar ne yapıyor? Miktarını, yani titreşimlerini daha fazla arttırıyorlar. Ne kadar? Yaklaşık 15-20 kat arttırıyor buradaki çekiç, örs ve üzengi kemikleri. Ve sonrasında nereye iletiyor bunları? İç kulağa iletmiş oluyor. Aynı zamanda orta kulakta yutağa açılan, yani yutkunduğumuz yere açılan Öztaki borusu adı verilen bir kanal da bulunuyor. Bu kanalın görevi kulak zarının iki tarafındaki basıncın dengede tutulmasını sağlamak. Buradan çünkü bir basınç geliyor. Ağızdan da bir basınç geliyor. Buradaki basıncın dengede olması lazım ki kulak zarı ne yapsın? Dengelenebilsin. Eğer buradan çok basınç gelirse, buradan gidecek bir yer bulamazsa ne yapacaktır? Burada bir yırtılma meydana gelecektir. Ama buradan bir açıklık bulduğunda, burada da bir hava geldiği için buradaki zarın gerginliği normal boyutta olacaktır. O yüzden rakımın çok yüksek olduğu bölgelere, işte yüksek yerlere vesaire çıkıldığında ağzınızı açın derler. Ya da uçağa bindiğinizde baktınız ki kulağınız tıkanır gibi oldu, uğuldamaya başladı. Ağzınızı açın ki o aradaki kulak zarının titreşimi, işte statik dengesi korunmuş olsun diye söylenir. Bunun nedeni de budur. Çünkü kulağa açılan yutakta Öztaki borusu adı verilen bir kanal bulunur. Evet, geldim iç kulağa. Asıl elemanım, iş bitireceğim neresi? İç kulak. Bizim için en önemli yer burası. Hem işitme hem de denge ile ilgili yapılar bulunuyor. Zaten kulağın görevi neydi? İşitme ve dengeydi. Demek ki burada hem işitme hem denge merkezleri burada. Dolayısıyla iç kulak bizim için dediğimiz gibi önemli. Neler var içlerinde? Bakalım. Dalız, yarım daire kanalları, tulumcuk, kesecik ve salyangoz denilen yapı var burada arkadaşlar. Bakın şurası zaten bayağı bir kalabalık bir yapıya sahip, şurasının olduğu yer. Böyle yanlış çizmeyelim. Tamam. Öztaki borusundan sonra bakın şu mor sarıların olduğu yer iç kulak. Burada da sinirleri görüyorsunuz, yani nöronları görüyorsunuz. Bunlar aracılığıyla nereye gönderiliyor alınan uyartılar? Beyne iletilmiş oluyor. Demek ki asıl işi bunlar yapacak. Bakalım. İç kulakta işitme ve denge merkezi bulunuyor dedik. Yani bunları algılayabilecek merkez bulunuyor dememiz daha doğru olacaktır. Dalız ve salyangoz, ya da diğer adıyla koklea arkadaşlar, bunlar ne işe yarıyor? Bunlar arkadaşlar işitme ile ilgili yapılarımızı oluşturuyor. Denge ile ilgili olan yapılarım kimler peki? Yarım daire kanalları, tulumcuk, kesecik. Evet, bunları bir kodlayalım bakalım beraber yine. Dengemizi sağlayamazsak ne yaparız arkadaşlar? Yatar bir pozisyonda oluruz değil mi? O yüzden yatmadan dengemizi sağlayabilmemiz için yarım daire kanallarının, tulumcuğun, keseciğin çok iyi çalışması lazım. Eğer bu yatak
diye kodladığımız yapılar iyi çalışmazsa biz hep yatak halde, yani yatağa yatmış halde gibi bulunuruz. O yüzden bunları böyle kodlayalım. Yani yarım daire kanalları, tulumcuk, kesecik üçü birlikte bunların arkadaşlar dengemizi sağlıyor. Bakın burada gördüm. Dalız ve salyangoz ise işitmeden sorumlu yapılar. Bunlardan kimisi yatay dengeyle ilgili sorumlu, kimisi de arkadaşlar hani bu dönüyoruz ya, döndüğümüz zaman dengemizi sağlayabilmemizden sorumlu yapılar. Asıl işitme sağlayan organım ise arkadaşlar, yapım ise korti adı verilen bir yapı. Bu nerede bulunuyor? Salyangozda bulunuyor. Salyangoz zaten biliyorsunuz ki neydi? İşitmeden sorumlu yapı. Bunlar birbirleriyle bağlantılılar. Yani yarım daire kanalları tulumcuk, tulumcuk da kesecikle bağlantılı. Dolayısıyla şöyle bir bağlantı var aralarında. Zaten kodladığımızda da yatak olarak kodlamıştık. Dolayısıyla sırası bu şekilde. Tulumcuk ve keseciğin içerisinde kalsiyum karbonattan yapılmış otalit de adı verilen taşlar var. Aynı zamanda sille denge reseptörleri de var. Aa, reseptörler nasıl reseptörler? Denge. Zaten bunların neden sorumlu olduğunu söylemiştik. Dengeden. Demek ki denge reseptörlerine sahip oldukları için dengeden sorumlular arkadaşlar. Bunlar da kimlerle bağlantılı? Denge sinirleriyle. Yani denge reseptörleri algıladıkları şeyleri, sinyalleri kime veriyorlar? Denge sinirlerine veriyorlar. Onlar da götürüp beyine, beynin de ilgili bölmesi olan beyinciğe iletiyorlar. Böylelikle dengemizi sağlamamıza yardımcı oluyorlar. Bakın burada daha net görebiliyorsunuz. Burası bakın otolit taşları ve siller. Aynı zamanda silli duyu hücreleri, yani bunları algılayabilecek, dengemizi algılayabilecek duyu hücreleri de burada olmuş oluyor. Burada da güzel bir şekil var. Yarım daire kanalları, tulumcuk, kesecik. Burada da salyangozu görüyoruz. Salyangoz işitmeden sorumluydu. Bunların üçü yataklar neyle sorumluydu? Dengeden sorumluydu. Çünkü bunları sağlayamazsak, dengemizi sağlayamazsak yatak pozisyonunda kalıyorduk. Vücut pozisyonunun yer çekimine göre dikey düzlemde ayarlanmasında kesecik ve tulumcuk görevli. Yani kesecik ve tulumcuk dikey dengemizin ayarlanmasından sorumlu. Dönme gibi yapıların dengesinden sorumlu olan ise arkadaşlar yarım daire kanalları olmuş oluyor. Yani bunlar dengemizi sağlıyor kısacası. Eğer etrafımızda bir süre dönersek yarım daire kanalları içindeki sıvı da hareket ediyor. Aniden durduğumuzda ise hala kendimizi dönüyormuşuz gibi hissediyoruz. Çünkü biz durduğumuz halde kanallar içindeki sıvı hala hareket ettiği için denge sinirlerinde impuls oluşturuyor. Yani hala bu kişi dönüyor diye düşünüyor. Dolayısıyla arkadaşlar belli bir müddet sonra dengemizi tekrar sağlayabiliyoruz. O sıvının hareketi durduktan sonra. Bazı insanlarda biliyorsunuz gemi, uçak, otomobil gibi araçlarla seyahat etmekten dolayı mide bulantısı olur. Çünkü o sıvının hareketi sürekli olduğu için beyin denge sağlamakta zorlanır. O denge sağlanamadığı için de arkadaşlar baş dönmesi ve mide bulantısı gibi şikayetler olabilir. Bunu hatta işte beni gemi tutar, uçak tutar, otomobil tutar şeklinde söyleniyor halk arasında da. Bakalım dış kulakta ses dalgaları gaz ortamında yayılıyor. Şurası da dış kulak biliyorsunuz. Orta kulakta katı ortamda yayılıyor. Çekiç, örs, üzengi kemikleri vardı çünkü burada. İç kulakta ise sıvı ortamda yayılıyor. Demek ki bunların içerisinde sıvılar var. Zaten tulumcuk, kesecik falan dedik, sıvılar falan var demiştik. Demek ki bu salyangozun içinde de sıvılar var. Peki ses iletim hızım nasıl? En hızlı orta kulakta, katı olan kısımda, sonra iç kulakta, en yavaş ise dış kulakta yayılıyor ses. Peki sesin izlediği yola bakalım. Ses geldi, kulak kepçesi sesi tuttu, kulak zarı titreşti, kulak zarı titreştikten sonra orta kulağa geçtim, çekiç, örs, üzengiyi titreştirdim. Bu titreşme meydana geldikten sonra artık iç kulağa paslayacağım bunu. İç kulakta oval pencereye geldi, oval pencerede dalızdan daldı, uyartı. Ve sonrasında korti adı verdiğim asıl işitmenin gerçekleştiği reseptörlerin bulunduğu yapıya geldi. Bu reseptörler bunları aldı ve ilgili nörona ileterek nöronlar da onu uç beyine iletti. Uç beyinde hatırlarsanız uç beyine gelmeden bir şey daha vardı ya. Talamus diyorduk. Beynin trafik polisi gibiydi. Diyordu ki kardeş sen işitmeyle ilgilisin. Ben seni uç beynin düşüneyim neydi? Tempo, ses. O zaman nereye paslamam lazım? Seni temporal loba paslamam lazım dedi. Ve işitmeyle ilgili olan sinirleri nereye pasladı? Temporal loba pasladı. Ve temporal lobda işitme meydana geldi. İşitme kulakta değil, kulakta korti organı var. Reseptörler sesi algıladı. İşitme nerede oldu? İşitme
uç beyindeki temporal lob da gerçekleşmiş oldu. Çünkü uç beyninde temporal lobunda herhangi bir problem varsa istediği kadar korti reseptörleri olsun arkadaşlar, işitme meydana gelemez. Evet, YKS için söyleyeceklerimiz bu kadar. Eğer aranızda ÖABT'li arkadaşlarımız varsa ÖABT'li arkadaşlarımız için devam ediyor. YKS için bu kadarla bitirelim. Devam ediyorum. Evet, öğretmen arkadaşlarım biz bize kaldık. Bakalım. Duyma olayının fizyolojisinden bahsettik. Ne dedik? İşte ses geldi, burada titreştirdi. Ne yaptı? Buradaki zarı titreştirdi. Çekiç örs üzengiye geldi. Sonrasında arkadaşlar salyangoza geldi. Şimdi salyangozda korti organı var demiştik. Demek ki burada bir fizyoloji olacak. Yani bir işleyiş var. Bakalım salyangozu bir açalım. Salyangozun içerisinde ne varmış bir bakalım arkadaşlar. Bakın salyangoz şöyle bir yapı, bir kanal sistemi. Biz tutup biraz açmışız. Ben biraz daha açmak istiyorum. Şimdi üzengi kemiği vardı en son değil mi? Orta kulakta üzengi kemiği vardı. Üzengi kemikten sonra nereye gelecek? Salyangozun içerisine gelecek. Salyangozu açtım. Şu şekilde görünüyor. Şimdi salyangoza ilk geldiğinde üzengi kemiği çok hani titreştirdi ya 15-20 kat kadar. Salyangoza geldiğinde buradaki oval pencereye bu titreşim ne yapıyor arkadaşlar? Baskı yapıyor. Ve buradaki pencere bir zar aslında. Ve bu zar titreşiyor. Buradaki salyangozun kırmızı görünen yeri arkadaşlar perilenf sıvısı. Yani burada titreşim meydana gelip bir baskı olduğu için buradaki perilenf sıvısı ne yapıyor? İttiriliyor. Ve ne yapılıyor arkadaşlar? İleriye doğru bir fiziksel hareket etmiş oluyor. Bu fiziksel hareket sonucu buradaki zar bu sefer ne yapılıyor arkadaşlar? Dışa doğru ittiriliyor ve demek ki burada da bir uyarı meydana gelecek. Devam ettik. Perilenf sıvısıyla karşılaştı uyarı ve burada arkadaşlar ilk geldiği oval pencereden sonra ilk geldiği üstteki kanal sistemine biz vestibular kanalı diyoruz. Biraz sonra bunun şifrelerini vermiş olacağız. Hafıza teknikleriyle öğreteceğiz size. Devam ettim. Sonra aşağıdaki kanala ne diyoruz? Timpanik kanal diyoruz. Yani perilenf sıvısı önce vestibular kanalı, sonrasında nereye geliyor arkadaşlar? Timpanik kanala gelmiş oluyor. Timpanik kanaldan da geçtikten sonra burada baskı yapacağı bir pencere daha var, bir zar daha var. Buna da yuvarlak pencere diyoruz. Yuvarlak pencereden geçtikten sonra artık uyarı, yani bu dalgalar nereye iletiliyor arkadaşlar? Bu dalgalar endolenf sıvısıyla kaplı olan kohlear kanalı iletiliyor. Kohlear zaten ne demekti? Salyangoz demek. Yani asıl işin yürütüleceği yer burası demek ki. Burada da şu üst kısımlarda şöyle silli silli yapılar var. Bunlar da arkadaşlar korti hücreleri ve bu korti hücreleri buradaki gelen uyarıyı algılıyor ve bunlar sinir sistemi elemanlarıyla bağlı olduğu için sinir sistemi elemanlarına uyarı iletildikten sonra nereye iletiliyor arkadaşlar? Beynin ilgili bölmesine uyarı iletilmiş ve işitme gerçekleşmiş oluyor. Şimdi o halde üzengi geldi, titreştirmişti zaten 15-20 kat arttırmıştı. Geldi buraya bir baskı yaptı, burası böyle içe doğru ittirildi oval pencere. Sonrasında ne yaptı? Perilenf sıvısı hareket etmeye başladı. İlk geçtiği kanal vestibular kanal, devam etti. Aşağıdaki kanalın timpanik kanal, devam etti. Sonrasında burada yuvarlak pencereye dışa doğru bir baskı yaptı ve iletim meydana geldi. Nereye geldi bu sefer? Endolenf sıvısının olduğu kohlear kanala geldi. Bunun üzerinde neler varmış? Kohlear kanal üzerinde şurada bakın. Burada da silli korti yapıları var. Bu korti yapıları titreştikçe arkadaşlar nöronlara iletim meydana geldi. Nöronlarda iletim olduktan sonra beynin ilgili bölmesine bu iletilmiş olduğu. Şimdi gelelim hafıza tekniklerine. Üzengi kemiğim. Şimdi attan indi. Benim uyartım, yani benim sesim attan indi. İndikten sonra bir ev gördü. Bu eve baktı, nereden? Oval pencereden baktı. Baktıktan sonra içeri girdi. İçeri girdiğinde biraz ürperdi çünkü orasının ne olduğu söyleniyordu? Perili olduğu söyleniyordu. Perili olan evin her yeri periliymiş. Bakın burada görünen her yeri perili. Perilenf sıvısına geldi, ilerledi ve baktı ki orada bir vestiyer var. Çünkü ilk defa girdiği yer. Hani
ilk kanalım vestibular ya. O yüzden ne diyorum? Önce bir vestiyerde böyle üzerine çıkaracak bir temiz kıyafetlerini giyecek. Korkuyor çünkü. Vestibular kanalda üzerini çıkardı. Paltosunu falan çıkardı. Devam etti. Ama ne yapıyor şimdi? Tir tir titriyor. Yani böyle bayağı bir panik halinde. Ne yaptı? Tir tir titredi. Panik yaptı iyice. Üzerini de çıkarınca böyle bayağı bir korkmaya başladı. Hala perili sıvıda ilerliyor. İlerliyor, ilerliyor, ilerliyor. Ve orada bir tane daha pencere gördü. Hemen ne yapmak istedi oradan? Çıkmak istedi. Burası nasıl bir pencere? Yuvarlak pencere. Oval ile yuvarlağın sırasını nasıl karıştırmayacağım? Oval alfabede daha önce geliyor. O, Y ise daha sonra geliyor. O yüzden yuvarlak pencereden çıktı. Çıktıktan sonra daha iç tarafta, daha sakin olan bir sıvı ile karşılaştı. Burası ne? Endo sıvısı. End yani ne yaptı? Olayı bitirdi. Korkularını yendi. Corti'yi gördü ve dedi ki ya dedi korkulacak bir şey yokmuş. Oh ne güzel Corti'yi de gördüm. Kohlear kanala geldim. Güzel bir oh çektim. Dolayısıyla korkulacak bir şey yokmuş dedi. Ve buradaki Corti organına arkadaşlar sarıldı. Corti organı titredi. Titredikten sonra beyne uyartı, işitme iletilmiş oldu. O halde attan indi üzengi. Sonra ne yaptı? Oval pencereyi gördü. Sonra ne yaptı? Perilen sıvısını içerisine girdi. Perilen sıvısı hep devam ediyor. Vestiyerde üzerine çıkardı. Timpanik kanalda çok panik yaptı. İyice panikledi. Sonrasında ne yaptı? Yuvarlak pencereden çıktı. Yaşasın dedi. Yuvarlak pencereden çıktı. Sonra end yani endo sıvısına, lem sıvısına geldi. Sonunda burada güzel bir oh çekti. Kohlear'da güzel bir oh çekti. Sonrasında dedi ki ya korkulacak bir şey yokmuş. Burada Corti varmış. Bunların hepsi kofmuş. Gerek yokmuş korkmaya dedi. Ve Corti organı arkadaşlar titreşimlerini nöronlara verdi. Nöronlardan sonra da bu nereye iletildi? Beyne iletilmiş oldu. Evet. Umuyorum ki anlaşılmıştır. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. Göz kulak bitti. Kendinize göz kulak olun.